Projemiz yenilebilir atıklardan grafen katkılı polilaktik asit biyoplastiklerin üretimi. Bu projemiz kapsamında sanayiden Elif Plastik ortaklığıyla bir çalışmaya başladık. Yenilenebilir ve doğada kolayca çözünebilir petrol türevi plastikleri nazaran onların yerini alabilecek çok daha iyi kalitede, antimikrobiyal ve doğada kolaylıkla çözünebilen biyobazlı grafen katkılı biyopolimerlerin, plastiklerin üretimi üzerine çalışmalarımıza başladık. Bu çalışmamız kapsamında Elif Plastik ortaklığı ile beraber Hitit Üniversitesi yürütücülüğünde Erciyes Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi ile çalışmamızı ortak yürütüyoruz. Öncelikle laboratuvar kontrol deneylerimizle başladık ve bunları tamamladıktan sonra ürünlerimizi üretmeye başladık. Bunlardan bir tanesi grafen katkılı polilaktik asit granülleri. Bu granülü kullanarak bizler sanayide üretimlere, biyoplastiklerin nasıl kullanılabilirliğini araştırmak için bir başka ürünümüz olan filamentleri ürettik. Bunlardan, bu filamentlerden gördüğünüz gibi 3D yazıcılara yerleştirerek istediğimiz oyuncaktan tutun, ambalajlama olarak birçok üründe, dekorasyon ürünlerinde kullanılabilecek biyoplastikleri üretmeyi başardık. Bunlar grafen katkılı. Grafen katkılı olmasının istememizin bir sebebi de antimikrobiyal bir yüzey oluşturmak ki çocuklarımıza ya da evde kullandığımız diğer ortamlarda daha sağlıklı, petrol türevlerinin yerine daha iyi, kanserojen olmayan plastiklerle çocuklarımızın oynaması yahut günlük kullanımda kullandığımız tek kullanımlık kullan at olan plastik bardaklar, çatal bıçaklar, bunlar petrol türevi ürünlerinde doğaya atıldığı zaman doğada bozulmayan malzemeler, plastikler. Ama bunların yerine biyo bozulur buradaki ürünlerden, granüllerden ürettiğimiz plastiklerde kolaylıkla doğada çözünebilecek, kanserojen olmayan, daha sağlıklı plastikler de yerlerini değiştirerek hayatımıza alabileceğiz. Öncelikle Elif Plastik bizden grafen katkılı plastikler üretmemizi istedi. Bu kapsamda öncelikle çıkış noktamız gıda ambalajlarında kullanılmak üzere ambalaj ürünlerinde, çünkü buralarda da çok yoğun bir plastik malzeme kullanılmakta. Bunların yerini alacak bir ürün üretmek amacıyla başladık. Yola bu şekilde çıktık. Tabii öncelikle buradaki seri üretime geçmeden önce laboratuvar kontrol deneyleriyle hangi oran malzemeler kullanacağımız, bunları belirleyerek laboratuvar çalışmalarımızı, ARGE çalışmamızı gerçekleştirdik ve bu noktadan sonra da ÜRGE olarak hayata geçirilmesi için adımlarımızı attık. Bunlardan işte gördüğünüz gibi bu granüllerden birçok sektörde herkes bunu kullanarak bu granülü çatal bıçağından tutun, ev dekorasyonundan yahut birçok hayatımıza yer alan plastiklerin yerlerini alabilecek. Çünkü hem grafen katkısıyla daha mukavemeti yüksek bir ürün elde etmiş olacağız, hem de antimikrobiyal ürün elde etmiş olacağız. Çıkış noktamız burasıydı ama tabii sadece bu alana değil, 3 boyutlu yazıcı da günümüzde birçok yerde kullanılmakta. Bununla da ilgili oyuncak sektöründe de kullanılabileceğini göstermek için ürünlerimizi çıkartmış bulunmaktayız. Türkiye'de üretimi yok grafen filamentlerinin. Ancak tabii yurt dışında çok büyük miktarlarda, daha doğrusu yanlış tabir ettim, çok daha pahalı ürünler bunlar ama biz tabii yurt dışından temin etmek yerine Türkiye'de ilk defa çok daha ucuza kendi yerli bir ürünümüzü, filamentlerimizi, grafen katkılı filamentlerimizi ürettik. Şu anda hani grafen katkılı olduğu için iletken olarak, iletken filamentler olarak geçmekte ama ayrıca bizim burada ürettiğimiz ürünlerin hem antimikrobiyal biyobozunur testleri de yapılarak daha antimikrobiyal bir ürün, iletkenliğin yanında antimikrobiyal bir ürün geliştirdiğimizi söyleyebiliyoruz. Grafen katkılı filamentler şu anda yurt dışından temin edilmekte, ithal ediliyor. Ancak Türkiye'de herhangi bir üretimi gerçekleşmemekte ve biz ilk defa Türkiye'de grafen katkılı filamentleri, PLA filamentlerini üreterek burada satışa sunabilme imkanımız bulunmakta. Artık ithal edilmeyecek, onun yerine yerli bir üretim gerçekleştirilmesini sağlayabiliyoruz.